Mat 105, Matematik 1 dersine hoş geldi. Sesimi duyabildiğinizi düşünüyorum. Eğer herhangi bir sıkıntı varsa sesimle ilgili yazabilirsiniz. Bugünkü dersimiz ikinci ünite ve fonksiyonlar konusu. Tamam, çok sevindim. Teşekkür ederim sesimle ilgili yorum yazdığınız için. Fonksiyonlar konusuyla ilgili ne yapacağız? Önce fonksiyonun ne olduğunu tanımlayacağız. Daha sonra fonksiyonun birebir olması, örten olması, çeşitli fonksiyonlar, birim fonksiyon, sabit fonksiyon, onları tanımlayacağız. Daha sonra da bir fonksiyonun tersi nasıl alınır, fonksiyonların bileşkesi nasıl bulunur, o konuyla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım ben size. İlk olarak ne yapıyoruz? Fonksiyonu tanımlayarak başlıyoruz konularımıza. Pardon, hemen fotoğrafa geçiyorum. Evet. Şöyle iyi gözüküyor herhalde. Evet. Şimdi fonksiyonu tanımlayalım. Fonksiyonu tanımlamak için önce iki tane kümeye ihtiyacımız var. Bu iki küme boş kümeden farklı olacaklar. Yani burada gördüğünüz A ve B kümeleri öncelikle boş kümeden farklı iki küme. Bu iki küme arasında bir tek A kümesinin her bir elemanına B kümesinin bir tek elemanını karşılık getiren bir F eşleşmesine ben fonksiyon diyorum ve fonksiyonu F A'dan B'ye olarak gösteriyorum. Demek ki burada dikkat edilmesi gereken şey ne? A ve B'nin boştan farklı iki küme olması ve A kümesindeki her bir elemana B kümesinden bir ve yalnız bir tane elemana karşılık getiren bir eşleşme olması. A kümesinden B kümesine bir fonksiyon olarak tanımlanıyor. Peki buradaki A ve B kümelerine ben nasıl isim veriyorum? A kümesi benim için tanım kümesi, B kümesi de değer kümesi olarak isimlendiriliyor ve ben x'i A kümesinden alıyorum, B'ye fx'e götürüyorum. Yani burada yazdığım fx'in anlamı ne oluyor? X'in f altındaki görüntüsü fx'e eşittir anlamına geliyor. Daha geçen hafta kümeler dersinde görmüştük. Ben kümeleri ne yapabiliyordum? Sadece bu şekilde değil, Venn şemasıyla da gösterebiliyordum. O şekilde gösterecek olursak, düşünecek olursak da onu yazalım şimdi. Çünkü fonksiyonu ne yaptım? İki küme arasında tanımladım. Demek ki onu da Venn şemasıyla gösterebilirim. Önce bir tane küme alıyorum. Bu Z kümesi olsun. Tam sayılar kümesi. Ve onun karşısında yine Z kümesi olsun. Yani tanımladığım F fonksiyonu Z'den Z'ye gidiyor. Şurada bir eksi 4 alıyorum. Eksi 1, 0, 1 ve nokta nokta devam ediyor. Şimdi kalkıyorum. Eksi 4'ü 16'ya götürüyorum. 0'ı 0'a götürüyorum. Eksi 1'i ve 1'i de ikisini aynı 1'e götürüyorum. O zaman burada ne yapmış oluyorum? Bir fonksiyonu tanımlamış, göstermiş oluyorum. Peki bunu nasıl yazıyorum? F 0 eşittir 0. F eksi 4 eşittir 16 olarak yazıyorum. Şimdi tanım kümesine ait her bir elemanın bir fonksiyonun altındaki görüntüsü tek olmak zorundadır demiştik. Tanım kümesine ait farklı iki elemanın görüntüsü aynı olabilir. Burada neyi göstermek istiyorum ben? Hem eksi bir hem de bir bire gidebilir. Bunda sıkıntı yok. Ama ilk söylediğim şey geçerli. Fonksiyonun altındaki görüntü tek olmak zorunda ama farklı iki eleman tek bir elemana gidebilir demek istiyorum. Peki ben bu fonksiyonlar konusunu neden öğreniyorum? Hayatımızda nerede var? En basit fonksiyonu nasıl yazabiliriz? Şu şekilde. Eğer bir ekmeğin 2 lira olduğunu düşünüyorsam ben onun için ne yazarım? Fiyatı 2 lira olan ekmekten x tane aldığımda ne kadar ödeyeceğimi düşünüyorum. Böyle bir problemi çözmek istiyorum. O zaman ben bunu ne yapıyorum? Y eşittir 2x yazıyorum. Y ne? Kaç tane ekmek aldıysam kaç lira ödeyeceğimi gösteren. X de ekmek sayısını gösteriyor.
2 de bir ekmeğin ücretini. O zaman ben burada ödenecek parayla alınacak ekmek sayısı arasında bir fonksiyon kurmuş oluyorum. Fonksiyon yazmış oluyorum. Peki daha bilindik bir fonksiyon ne yazabilirim? Mesela çevre uzunluğuyla yarı çapın bir fonksiyonu olarak düşünebilirim. Çevreyi nasıl ifade ediyorum? 2 pi r olarak ifade ediyorum. Demek ki çevrenin uzunluğu yarı çapın bir fonksiyonu olmuş oluyor. Burada r'nin değişken, çevreyi de buluyorum. R değiştikçe çevrenin kaç olduğunu hesap edebilirim. Bunlar hep hayatımızda karşılaştığımız fonksiyonların bir türleri. Ben şimdi burada fx eşittir 2x yazarsam, yani fiyatı 2 lira olan ekmekten x tane aldığımda y lira elde ettiğime göre böyle bir fonksiyon yazabiliyorum. Eğer 10 tane ekmek alırsam benim yapmam gereken ne? Fx'de x gördüğüm yere 10 yazmak. Yani 2 çarpı 10 eşittir 20. Eğer 1000 tane ekmek alacaksam x gördüğüm yere 1000. 15 tane alacaksam da x gördüğüm yere 15 yazıyorum. Ve aldığım ekmek sayısına göre fonksiyonu kaç lira ödeyeceğim arasında bir fonksiyon yazmış, ödenecek para arasında bir fonksiyon yazmış oluyorum. Aynı şey çevre içinde geçerli. Yarı çapı 3 olan bir fonksiyon önce çevre uzunluğunu yarı çapa göre bir fonksiyon olarak tanımlayalım. TR olsun bu. O zaman ben bunu ne yazacağım? 2 pi r. Eğer çevresi yarı çapı 3 santimetre olan bir çemberin çevresini arıyorsam buraya ne yazmam gerekiyor? 3, o da 2 pi çarpı 3'ten 6 pi olarak bulmuş oluyorum. Eğer pi'nin yerine 3.14'ü yazarsam da 18.84'ü koymuş oluyorum. Bunlar da neden fonksiyonları öğrendiğimizi gösteren örnekler. Şimdi bu örneği biraz daha zorlaştıralım. Sınavda daha farklı çıkabilir diye. O zaman ne yapacağız? Bir tane fonksiyon tanımlayalım. F, R'den R'ye. Ve o fx de x kare eksi 2x olsun. O zaman sizden şunu bulmanızı istiyorum. F1 ile F eksi 1'in toplamı acaba kaça eşittir? Bunun için ne yapmam gerekiyor? X'de fonksiyonda x gördüğüm yere 1 yazacağım. F1'i bulacağım. Ve daha sonra eksi 1 yazacağım. F eksi 1'i bulacağım. Ve sonra ikisini birden toplayacağım. Önce F1'i hesaplayalım. 1'in karesi eksi 2 çarpı 1. Eksi 2 çarpı 1'den. Pardon. Yanlış oldu. Hemen silelim. 2 kez yazdım. 1 eksi 2'den eksi 1 buldum. Daha sonra f eksi 1'i hesaplıyorum. Eksi 1'in karesi 2 çarpı eksi 1'den sonucu 3 olarak buluyorum. Ama benden asıl istediği f 1 ile f eksi 1'in toplamı. Demek ki eksi 1 ile de 3'ü toplayacağım ve 2 olarak sonucu bulacağım ve şıklarda işaretleyeceğim. Buna benzer bir örnek daha yapalım. Sınavda çıkabilecek bir örnek olduğu için, soru olduğu için örnekleri arttırıyorum. Eğer yine bir fonksiyon tanımlanıyor, reel sayılardan reel sayılara ve fx'i x küp eksi 4x kare artı 2x artı 1 olarak veriyor. Ve size diyor ki f0'ı bulunuz ya da f kök 2'yi bulunuz gibi bir soru sorabilir. F0 dediği anda ben hemen burada x'in kat yanında x yazmayan katsayılıya bakıyorum. Çünkü x gördüğüm yere 0 yazdığım anda sonucun 1 olduğunu görebiliyorum. Ya da illaki yazacaksınız. O zaman 0'ın kübü eksi 4 çarpı 0 artı 2 çarpı 0 artı 1 dersiniz. Ve yine sonucu 1 olarak bulmuş olursunuz. Peki kök 2 olursa ne yapacağım? X gördüğüm yere kök 2'yi yerleştireceğim. F kök 2 eşittir. Kök 2'nin kübü eksi 4 çarpı kök 2'nin karesi artı 2 çarpı kök 2 ve artı 1 oldu. Kök 2'nin kübü ne olacak? 3 kez kök 2'nin kendisiyle çarpımı. O zaman bu 2 kök 2 oluyor.
Eksi 4 çarpı 2 artı 2 kök 2 artı 1. Buradan şu ikisini köklü sayıları toplarsam 4 kök 2 eksi 8 artı 1'den 4 kök 2 eksi 7 elde etmiş oluyor. Şimdi bir diğer slayta geçiyorum. Pardon. Evet. Şimdi burada size anlatmak istediğim birebir ve örten fonksiyona değinmek istiyorum. Birebir ve örten fonksiyon acaba nedir? Ne yapıyoruz? Yine bir f fonksiyonu alıyorum. F a'dan b'ye bir fonksiyon ise f a eşittir fx. Öyle ki x eleman a, x'ler a'nın elemanı iken fx'lerin oluşturduğu küme f'in görüntü kümesini oluşturuyor ve f a eşittir b oluyorsa ben f fonksiyonuna ne diyorum? Örtendir diyorum. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken şey ne? Kuralla birlikte değer kümesini dikkate almamız gerekiyor. Değer kümesini nasıl tanımladığı bizim için çok çok önemli. Öncelikle bir tane örnek verelim. Örten fonksiyona. Onun için f'i fonksiyonu r'den r'ye tanımlıyorum. Ve fx eşittir 2x artı 1 örten mi değil mi gösterelim istiyorum. Şimdi kurala göre yanda yazıyor. O zaman benim yapmam gereken ne? F a'nın f b olup olmadığını bulmam gerekiyor. Yani f a eşittir b mi? Bunu nasıl göstereceğim? Şuradan bir b elemanı alıyorum. B eleman r için f b neye eşit olur? Ona bakmam gerekiyor. Neye eşit olacak f b? Eşittir 2 a artı 1 eşittir b olacak. O halde benim ifade etmem, bunu doğru olup olmadığını göstermem için ne yapmam lazım? A'yı bulmam gerekiyor ve A kümesinin buradaki tanım kümesinin içine düşüp düşmediğini anlamam gerekiyor. Eğer A'yı bulacak olursam 2A eşittir B eksi 1 ve A eşittir B eksi 1 bölü 2 elde etmiş oluyorum. Demek ki buradaki A reel sayıların elemanı olduğu için, tanım kümesine ait olduğu için ben diyorum ki evet f a f b'ye eşittir ve fx eşittir 2x artı 1 fonksiyonu örten bir fonksiyondur diye anlatıyorum. Peki örten olmayan bir fonksiyona örnek acaba nasıl verebilirim? Şimdi bir de ona gözden geçirelim. Bu defa bir g fonksiyonu alalım. O da şöyle. Yine g fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara tanımlansın. Ve gx eşittir x kare olsun. Şimdi gx eşittir x kare eğer reel sayılardan reel sayılara gidiyorsa örten değil. Neden? Çünkü eğer ben reel sayılardan eksi bir eleman r alırsam hiçbir koşulda x karenin eksi bir olduğu bir eleman bulamam. Demek ki tanım kümesine göre bu g fonksiyonu örten değildir. Neden? Çünkü r'den r'ye gittiği için. Ama ben bunu kısıtlayabilirim. Yani eğer buradaki reel sayıları sadece pozitiflerden ve sıfırdan oluşuyor diye yazarsam o zaman fx eşittir x kare örten olur. Onu da ifade edelim. G'yi r'den pozitif reel sayılarla sıfırın birleşimi olarak ifade edersem o zaman gx eşittir x kare örten olur. Demek ki benim
Örtenlikte en çok dikkat etmem gereken yer değer kümesinin nasıl tanımlandığı. Eğer ben gx eşittir x kare için değer kümesini reel sayılar olarak tanımlıyorsam bu fonksiyon örten olmuyor. Ama gx eşittir x kare için görüntü kümesini pozitif reel sayılarla sıfırın birleşimi olarak yazarsam o zaman gx eşittir x kare örten oluyor. Demek ki dikkat etmeniz gereken yer sadece verilen f ve g'nin kuralı değil. Kural çok önemli. Evet, ama aynı zamanda önemli olan bir başka şey de değer kümesinin nasıl tanımlandığında çok 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 önemli. Şimdi birebir fonksiyona geçelim. Evet. Şimdi bir fonksiyonu tanımladık. Fonksiyonun örten olup olmadığını gördük. Peki birebir fonksiyon ne? Birebir fonksiyonu A'dan B'ye tanımlı bir f fonksiyonu alıyorum. O zaman onu ben nasıl yazarım? F A'dan f A'dan B'ye olarak ifade ederim. Bu defa bu A kümesine ait bir tane x virgül y elemanı alıyorum. Eğer x ve y birbirine eşit değilken fx de fy'ye eşit değilse diyorum ki f fonksiyonu bir birebir fonksiyondur. Peki bunu nasıl açıklayacağım? Şimdi şey yapalım, birebir olan ve olmayan fonksiyona bir örnek verelim. Hemen onu yazalım. Eğer ben y eşittir 2x, hani biraz önce ekmek ücretiyle kaç ekmek aldığınızla ne kadar ödeyeceğiniz arasında bir fonksiyon yazmıştım ya, onu şimdi birebir olup olmadığını göstereceğim. Onun için ne tanımlıyorum? Bir f tanımlıyorum. Doğal sayılardan doğal sayılara gidiyor. Yani bu f'in tanım kümesi de görüntü kümesinde doğal sayılar oluşturuyor. O halde fx'e de diyorum ki 2x kuralıyla olsun. Şimdi kontrol etmem gereken şey ne? Tanım kümesinden iki tane eleman alacağım ve bunlar birbirine eşit olmasın diyeceğim. Yani x1 virgül x2 doğal sayılar kümesinden iki eleman ve birbirine eşit değil. Bunlar birbirine eşit değilken acaba fx1 fx2'ye eşit olur mu? Onun için ne yapıyorum? Bunu hesaplıyorum. Fonksiyonda x gördüğüm yere x1 yazıyorum. O 2x1 oldu. Ve ikincisinde de x gördüğüm yere x2 yazıyorum. O da 2x2 oldu. Peki x1 ile x2'yi eşit almadıysa 2x1 ile 2x2 birbirine eşit olabilir mi? Hayır, olamaz. Demek ki x1 x2'ye eşit değil iken f x1 de f x2'den farklı olmuş oldu. Demek ki bu yazdığım doğal sayılardan doğal sayılara fx eşittir 2x fonksiyonu birebir bir fonksiyondur. Peki şimdi bir de birebir olmayana bir örnek yazalım. Onun için ne yapmalıyım? Bu defa ne yapıyorum? F'in kuralına dikkat ediyorum. Ama F'in kuralına dikkat ederken tanım kümesinin nasıl tanımlandığına da dikkat ediyorum. Şimdi onun için de bir örnek yazalım. O da şu şekilde. F R'den R'ye fx eşittir x kare. Acaba birebir mi değil mi? Ne olması gerekiyor? İki tane eleman alacağım. X1 eşit değil. X2 iken
acaba f(x1) de f(x2)'ye eşit mi değil mi kontrol etmem gerekiyor. Ben bunun için eksi 2 ile 2'yi alıyorum. F eksi 2 ve ne yazık ki F2 birbirine eşit ve 4 çıkıyor. Demek ki kuralı sağlamıyor. O halde bu şekilde tanımlandığında bu fonksiyon birebir değildir diyorum. Burada dikkat etmem gereken şey ne? Sadece kurala bakma. Aynı zamanda neye bakman gerekiyor? Tanım kümesine de dikkat et. Neden? Eğer ben tanım kümesini daraltırsam, reel sayılardan reel sayılara değil de sadece pozitif reel sayılar yaparsam, o zaman belki de birebir olacak, değişecek ki öyle oluyor zaten eğer kısıtlarsam. Şimdi birebirlikten de bahsettiğimize göre, şimdi fonksiyonların tanım kümeleri ve özellikleriyle ilgili bir iki bir şey yapabiliriz. Sabit ve birim fonksiyonu tanımlayalım. Evet, şimdi bir fonksiyon örten mi değil mi kontrol edebiliyoruz. Bir fonksiyon birebir mi değil mi kontrol edebiliyoruz. Peki birim fonksiyon nedir? Sabit fonksiyon nedir? Bununla ilgili bir şey yapalım, tanımlayalım. Birim fonksiyonda A'dan A'ya tanımlı bir f fonksiyonu var ve fx eşittir x. Yani kendisini kendisiyle eşleştiren bir fonksiyon aslında. Bunun için bunun daha sonra grafiğini de çizeceğiz zaten. Fx eşittir x şeklinde tanımlanmış fonksiyona ben birim fonksiyon diyorum. Peki sabit fonksiyon nedir? Sabit fonksiyon da tanım kümesindeki her elemanı değer kümesindeki aynı elemanla eşleyen bir fonksiyona sabit fonksiyon denir. Ne örnek verebilirim? Fx eşittir 2 verebilirim. Siz buraya x'in yerine kaç yazarsanız yazın, hangi x değerini alırsanız alın, değer kümesi her zaman 2'ye eşit olacak. Ve bu tip bir sabit fonksiyonu örnek olarak fx eşittir 2'yi verebilirim. Burada başka söylemek istediğim şey, bunun yerine illa bir 2 yazmam gerekmiyor. Fx eşittir C de yazsam, C de bir 3, 5, 7, 0, 7, 1 bölü 2 gibi bir sayı olabilir. İstediğiniz sayıyı oraya yazabilirsiniz. Peki iki fonksiyonun eşit olması nasıl tanımlanıyor? Şimdi ona dikkat edelim. İki fonksiyon acaba hangi durumda birbirine eşit oluyor? Onun için ne almam gerek? İki tane fonksiyon alıyorum. Birisi A'dan B'ye, birisi de C'den D'ye tanımlanmış olsun. İki fonksiyonun eşit olması için üç koşul var. Birincisi A eşittir C olmalı. Yani tanım kümeleri birbirinin aynısı olmalı. İkincisi değer kümeleri yani görüntü kümeleri aynı olmalı. B eşittir D. Ve üçüncüsü X'i aldığım her A'dan aldığım ya da C'ye eşit de olabilir için Fx'in Gx'e eşit olması gerekiyor. İşte bu koşullar sağlandığında ben bu iki fonksiyonun birbirine eşit olduğunu söyleyebilirim. Bunu da söyledikten sonra acaba bir fonksiyonun tanım kümesi nasıl bulunuyor? Tanım kümesini bulmak için iki tane önemli örnek yapacağız. Birisi rasyonel, birisi de köklü bir fonksiyonun tanım kümesini bulma işlemi. Onun için aslında şöyle boş bir sayfaya geçmek istiyorum. Evet. Şimdi tanım kümesiyle ilgili soruları nasıl yapıyorum? Öncelikle hemen alalım. Diyorum ki y eşittir ya da fx eşittir 1 bölü x eksi 3 fonksiyonunun tanım kümesini bulunuz.
nasıl yapmam gerekiyor? Fonksiyonun hangi noktalarda tanımlı olup olmadığını bulmam gerekiyor. Eğer tanımsız olduğu bir nokta varsa onu da tanım kümesinin içinden çıkarmam gerekiyor. Şimdi eğer rasyonel bir ifade verildiyse onun paydasının sıfırdan farklı olmasını istiyorum ben. Yani demek istiyorum ki size tanım kümesini bulurken paydayı sıfıra eşitleyin ve bulduğunuz sayıyı reel sayılardan çıkarın. Neden? Çünkü eğer payda sıfır olursa 1 bölü sıfır olur ve bu benim için tanımsızdır. O yüzden paydanın ben asla sıfır olmasını istemiyorum. Yani fx'in tanımlı olması için tanım kümesinin nasıl olması gerektiğini belirliyorum. O halde ne yapıyorum? X eksi 3 eşittir 0 ve x eşittir 3. Demek ki benim 3'ü çıkarmam gerekiyor tanım kümesinden. Çünkü eğer 3 olursa tanımsız olacak. Onu da r eksi 3 R'ye olarak ifade etmiş oluyorum. Demek ki size rasyonel bir fonksiyonun tanım kümesini sorarsa bu şekilde çözmeniz gerekiyor. Paydayı sıfır yapan değeri tanım kümesinden çıkarmamız gerekiyor ki tanım kümesinin tamamında tanımlı olabilsin fonksiyon. Şimdi bir diğer önemli örneğe geçelim. Orada da fonksiyonu bu kez köklü bir ifade olarak tanımlayalım. O da şöyle olsun. Y eşittir kök içinde 4 artı x'in tanım kümesi nedir? Şimdi karekök ya da köklü ifadeleri tanımlarken benim yapmak tanımlarken kullandığım bir ifade var. Buradaki karekök içindeki ifadenin sıfırdan büyük eşit olması. O halde ben ne yapıyorum? 4 artı x büyük eşit 0 yazıyorum. Demek ki size soru verildiğinde karekökün içindeki ifadeyi büyük eşit 0 olarak yazmanız gerekiyor. Bunu çözersem x büyük eşit eksi 4 oluyor değil mi? Bunu bu tarafa geçirmiş oldum ve işaret değiştirdi. Peki bu x büyük eşit eksi 4 eşitsizliği bana hangi aralığı veriyor? Onun için bir aralık yazmam gerekiyor. O da aralıkta eksi 4 ile sonsuz arasında değişecek. Peki kapalı mı açık mı? Sonsuz kısmına mutlaka açık yazıyoruz. Eksi 4'te de burada eşittir olduğu için kapalı yazıyorum. Evet teşekkür ederim. Kapalı da cevaplar geliyor. Eksi 4 virgül sonsuz aralığını bulmuş oldum. Peki ben şimdi tanım kümesini belirlediğime göre g fonksiyonunu nasıl yazacağım? G fonksiyonunu eksi 4 virgül sonsuzdan reel sayılara olarak tanımlamış olmam gerekiyor. Bu iki örnekte çok çok önemliydi. Şimdi gelelim fonksiyonlarla ilgili birkaç örnek yapalım. Hem de kuralları gösterelim. Evet. Şimdi artık biz fonksiyonun ne olduğunu biliyoruz. Fonksiyon örtenli birebir mi değil mi biliyoruz. Peki iki fonksiyon verildiğinde bu iki fonksiyon arasındaki işlemleri nasıl yapıyoruz? Yani iki fonksiyonu nasıl topluyoruz, çıkartıyoruz, çarpıyoruz ve bölüyoruz? Burada gördüğünüz tüm kuralları aklınıza yazmanız gerekiyor. Ve bunlarla ilgili de birkaç örnek yapalım şimdi. İki tane fonksiyon alalım ve onu yandaki tanımdaki kurallara uygulayalım. Birinci fonksiyonun f reel sayılardan reel sayılara fx eşittir. Pardon. fx eşittir. Eksi 2x kare artı 3x eksi 4 olarak tanımlayalım. Sonra da g'yi reel sayılardan reel sayılara gx eşittir. X kare artı 1 olarak tanımlayalım. Ve yandaki formülleri bu iki fonksiyon için uygulayalım. İlk olarak size
F artı G2'nin kaç olduğunu soruyorum. F artı G2 nedir? Şimdi buraya baktığım zaman görüyorum ki benim yazmam gereken sadece ve sadece F2 ile G2'nin toplamı. Peki bu ne demek oluyor? F fonksiyonunda x gördüğün yere 2 yaz, G fonksiyonunda x gördüğün yere 2 yaz ve sonra onları topla demek oluyor. F2'yi hesaplayacak olursak, şurada hesaplayalım. F2 eşittir eksi 2, 2'nin karesi artı 3 çarpı 2 eksi 4'ten eksi 8 artı 6 ve artı 1 ediyor. Buradan da eksi 1 elde ediyorum. Sonra G2'yi hesaplayacak olursam o da 2'nin karesi artı 1'den 5 elde etmiş oluyorum. Bu ikisini unutmuyorum. F2 ile F5'in pardon G2'nin kaç olduğunu unutmamam gerekiyor. O halde ne yapıyorum? Bunları yerine yazıyorum sadece. Eksi 1 eksi pardon tekrar hesaplayayım. Eksi 8 artı 6 eksi 4 artı 4 ve 1 oluyor. Eksi 1. Evet. F buranın sonucu eksi 1 olarak elde edilmiş oluyor. Açıklayacak olursak 2'nin karesi artı 3 çarpı 2 eksi 4 artı 2'nin karesi artı 1. Sadece değerleri yerine yazdım. Burası eksi 8 oldu. Artı 6 eksi 4 artı 4 ve artı 1 oldu. Burası benim G2 ifadem. Burası da F2 ifadem. Sadeleştirdiğimde eksi 8 artı 7 ve cevabı eksi 1 olarak bulmuş oldum. Şimdi soruyu değiştirelim ve çıkarma işlemine gelelim. Eğer çıkarma işlemi olursa ne yapacağım? O da aynı toplamadaki gibi oldukça kolay. Şöyle F eksi G2'nin kaç olduğu? O da F2 eksi G2 olacak. Bunu artık hesaplamıyorum tek tek. Biraz önce yaptığım gibi yapacaksınız. F2'de x gördüğünüz yere 2 yazacaksınız. G'de de x gördüğünüz yere 2 yazıp çıkaracaksınız. Eksi 11 oluyor. F çarpı G2 derseniz bunu da F2 çarpı G2 olarak yazıp tek tek yerine yazıyorsunuz. Ve F bölü G var. O da F2 bölü G2 ifadesi olacak. Eksi 6 bölü 5 çıkıyormuş. Bu da eksi 30 olarak bulunuyormuş. Bu kısım oldukça basit olduğu için çok üzerinde durmuyorum. Çünkü sadece fonksiyonda x gördüğünüz yere değerini yazıyorsunuz. Ve yandaki formülleri uyguluyorsunuz. Ama sınavlarda soruyoruz bu tip soruları. Şimdi gelelim. Yine bir örteni ve şeyleri yaptık. Şimdi gelelim bileşke fonksiyona ya da ters fonksiyona. Evet, bileşke fonksiyon nedir? Yani iki fonksiyon verildiğinde onların bileşkesini nasıl hesaplıyoruz? Bir tane f fonksiyonum var. A'dan B'ye. Bir de G fonksiyonum var B'den C'ye. Ben bu ikisini çizecek olursam buraya A, buraya B ve buraya C, C çizdiğimde A'dan B'ye giden fonksiyon F, B'den C'ye giden fonksiyon da G oluyor. Ben G bileşke F fonksiyonunu A'dan C'ye tanımlıyorum. Ve bunu nasıl yazıyorum? G bileşke F x eşittir G F x olarak yazıyorum. Yani G fonksiyonunda x gördüğüm yere fx'i yazıyorum. Tersini istersem f bileşke g'yi nasıl yazarsınız dersem o zaman da f fonksiyonunda x gördüğünüz yere gx'i yazmanız gerekiyor. Şimdi hemen
Örnek yapalım bileşke fonksiyonla ilgili. Bileşke fonksiyon da sınavda mutlaka çıkan sorulardan birisi. Örneğin f r'den r'ye fx eşittir 3x artı 1 olsun. Bir de g fonksiyonunu alıyorum reel sayılardan reel sayıya ve o da gx'de x kare eksi 4 olsun. Şimdi sizden g bileşke f 1'i hesaplamanızı istiyorum. O halde ne yapacağım? Hemen formülü uygulayacağım. Burada gördüğünüz formülü. G parantez f 1 diye bulacağım. Şimdi burada içeride hangisi var? F1. Demek ki ilk bulmam gereken değer f'de ilk fonksiyonda x gördüğüm yere 1 yazmak. Evet doğru. Cevap 12. O halde ne yapıyorum? G'de 3 çarpı 1 artı 1 diyorum ve g4. Demek ki sonucu bulmak için yapmam gereken g fonksiyonunda da x gördüğüm yere 4'ü yazmak. 4'ün karesi eksi 4'ten 16 eksi 4 ve 12 olarak sonucu bulmuş oluyorum. peki bunun dışında size ne sorulabilir? Fonksiyonun kendisi sorulabilir. Yani buraya sadece bir sayı yazmazsa genelde sayı veriliyor ama her zaman sayı olacak diye de bir kural yok. Bunu sadece x'li olarak sorabilir. O zaman der ki fr'den r'ye fx 3x artı 1, gr'den r'ye de gx eşittir x kare eksi 4 fonksiyonları verilsin. G bileşke fx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir diyebilir. O zaman siz direkt x'e bağlı olarak bu fonksiyonu yazmanız gerekiyor. Onun için ne yapmalıyım? G bileşke fx eşittir. G fx yazıyorsunuz. Yani g fonksiyonunda x gördüğünüz yere x kare eksi 4 yazacağız. 3 çarpı x kare eksi 4 tam tersi olacak pardon. Şöyle gx kare olduğu için fx'in yani 3x artı 1'in karesi eksi 4 yazacaksınız. Bunun da karesini açtığımda 9x kare artı 6x artı 1 eksi 4 oldu. Ve 9x kare artı 6x eksi 3 olarak fonksiyonun ifade etmiş oldum. Tam tersini de isteyebilirdi sizden. O zaman da derdi ki f bileşke gx'i hesaplayın. O zaman ne yapmanız lazımdı? X gördüğünüz yere fx'de gx yazacaksınız. Yani 3x kare eksi 4 artı 1. Buradan da 3x kare eksi 12 artı 1 ve 3x kare eksi 11 olarak da diğer fonksiyonu elde etmiş olurdunuz f bileşke g'yi. Şimdi buna benzer başka bir soru daha yazalım. Çünkü bu kısım gerçekten önemli. O da şöyle. F reel sayılardan reel sayılara fx eşittir x kare artı 1 olsun. F x eksi 2 neye eşittir? O halde ne yapmanız gerekiyor bu durumda? yapılması gereken x gördüğünüz yere x eksi 2'yi yazmak. F x eksi 2 eşittir. X eksi 2'nin karesi artı 1. Buradan x kare eksi. Bunu direkt şöyle yazacaksınız. Onu da anlatmış olayım. X eksi 2 ile x eksi 2'yi çarpıp topluyorsunuz. X kare eksi 4x artı 4 artı 1 oluyor. Ve x kare eksi 4x artı 5'i elde ediyorsunuz. Bu tip sorularda da bunları yapmanız gerekiyor. Peki bununla ilgili bir soru daha çözecektim ama dersin sonuna bırakayım. Hadi
Çünkü diğer konuları yetiştiremeyeceğimize göre ek sorular çözebiliriz. O halde artık ters fonksiyona geçebiliriz. Şimdi bir fonksiyonun tersini nasıl elde ediyoruz onu hesaplamayı öğrenelim. Bir fonksiyon verilmiş bize, nasıl A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyon. Önemli olan kısmı ne burada? Dersin başında tanımladığımız gibi birebir ve örten olması. Yani bir fonksiyonun tersini alabilmemiz için aslında birebir örten olması gerekiyor. Bu durumda B kümesinden herhangi bir Y elemanı aldığımızda A kümesinin F altındaki görüntüsü Y olan bir tek, buradaki tek olması da önemli. Bir tek X elemanı vardır. Böylece tanım kümesi B, değer kümesi A olan B'den aldığımız Y elemanına A'nın X elemanını karşılık getiren bir fonksiyon tanımlanabilir. İşte bu fonksiyona ben F'nin ters fonksiyonu diyorum ve f üzeri eksi 1 olarak bunu gösteriyorum. Peki bunu nasıl anlatırım eğer Venn şemasıyla gösterecek olursam? Bir f fonksiyonu alıyorum. F A'dan B'ye ve bu birebir olsun istiyorum. Şöyle eksi 1 pardon, önce şey yazalım. 1, 2, 3, 4 kümesini alıyor. Bu f. Ve eksi 1, eksi 4, eksi 7 ve eksi 10'a götürüyor. Ben f üzeri eksi 1'i tanımladığımda ne yapacağım? Buradan buraya götüreceğim. Yani benim için hepsini birbirine götürelim. Daha güzel olsun. Tam bir gösterim olsun. Ben diyorum ki F1'i eksi 1'e götüreyim. F2'yi eksi 4'e götüreyim. Ve F3'ü eksi 7'ye, F4'ü de eksi 10'a götüreyim. O zaman ben ne yazarım? F1 eşittir eksi 1 yazarım. Ama F üzeri eksi 1'i bulacaksam ne yazarım? F üzeri eksi 1 eksi 1 eşittir 1 yazarım. Yani A ile B'nin yerini değiştirmiş oluyorum. F üzeri eksi 1 F A'dan B'ye tanımlıyken F üzeri eksi 1 ise B'den A'ya tanımlanmış oluyor. Size F2 nedir diye sorduğumda siz ne yazıyorsunuz? Eksi 4 yazıyorsunuz. Ama size F üzeri eksi 1 4 nedir diye sorduğumda da 2 yazabilirsiniz. Bir tane daha yazalım. Ben size F3 kaçtır diye sorduğumda bakıyorsunuz 3'ü aldınız. Nereye gidiyor? Eksi 7'ye gidiyor. O zaman eksi 7. Peki f üzeri eksi 1 7 kaça eşittir diye sorduğumda ne yapacaksınız? O da 3'e eşittir diyeceksiniz. Peki bu şema üzerinde gösterim hali. Peki bunu fonksiyonu x'li y'li verdiğimde nasıl yapıyorum? Şimdi ona örnek verelim. O da şöyle. Size bir f fonksiyonu verilsin. Fx eşittir 3x artı 5 ve densin ki f üzeri eksi 1 x nedir? Buradaki genel kural adım adım işlemi nasıl yapacağınızı düşünmek. Fx verildiğinde hemen onu y'li ifade edeceksiniz. Y eşittir 3x artı 5 gibi. Sonra da y yerine x, x yerine de y yazacaksınız. Ve tekrar y'yi elde edeceksiniz. X eksi 5 eşittir 3y. X eksi 5 bölü 3 eşittir 3y bölü 3. 3'ler gitti. Y eşittir x eksi 5 bölü 3 olarak bulmuş oluyorsunuz. Artık bu y benim için f üzeri eksi 1 x'e eşit olmuş oluyor. Demek ki nasıl fonksiyonun tersini buluyorsunuz? Hemen fx gördüğünüz yere y yazıyorsunuz. Sonra ikinci adımda y gördüğünüz yere x, x gördüğünüz yere y yazıyorsunuz ve tekrar y'yi ifade ediyorsunuz.
Hemen bir örnek daha yapalım. Bunun tabii rasyonel olanları da oluyor. Rasyonel olmayan ifadeler de olabiliyor. Bir tane daha kolay bir örnek yapalım. 2x eksi 4. Bunun tersini bulmaya çalışalım. F üzeri eksi 1x neye eşittir? Y eşittir 2x eksi 4 olsun diyorum. Hemen fx gördüğüm yere y'yi yazdım. Şimdi ne yapacağım? Artık x ile y'nin yerini değiştireceğim. Buraya x yazıyorum. Buraya y yazıyorum ve buluyorum. Şimdi neye bulmam gerekiyor? Y'yi yalnız bırakacağım. X artı 4 eşittir 2y. X artı 4 bölü 2 eşittir 2y bölü 2. O da y'ye eşit oluyor. Ve f üzeri eksi 1x eşittir x artı 4 bölü 2 olarak elde edilmiş oluyor. Demek ki size bir fonksiyonun tersini sorduklarında onun için hemen bulabilirsiniz. Genelde nasıl soruyoruz sınavlarda? F üzeri eksi 1, 5 kaçtır gibi. O halde ne yaparsınız? F üzeri eksi 1'i bulacaksınız ve x gördüğünüz yere 5 yazacaksınız. Onu da şuraya kırmızıyla yazayım. Silmek istemiyorum çünkü. F üzeri eksi 1, 5 eşittir. 5 artı 4 bölü 2 oldu. O da 9 bölü 2 olarak bulunmuş oldu. Şimdi bir şey daha söylemek istiyorum. Önemli bir şey daha. O da şu şekilde. Evet. Peki kendisiyle bileşkesi alındığında fonksiyon nasıl olur? Mesela biraz önce yazmıştık ya, biraz önce ne yaptık? Bileşke fonksiyonu tanımladık, sonra da ters fonksiyon. Ben bu iki fonksiyonu birleştirirsem ne elde ederim? O zaman şöyle, f bileşke f üzeri eksi 1, i, b'ye eşit oluyor. Yani birime. Şimdi bununla bir örnek yapalım. Biraz önceki fx'i alalım. 3x artı 5. Ne yapmıştık? Bunun için diyelim ki f, f üzeri eksi 1, x'i bana bulunuz diyelim. F üzeri eksi 1, x'i nasıl bulmuştuk? X yerine y, y yerine x yazdık ve yalnız bıraktık. Onun sonucunda da x eksi 5 bölü 3 bulduk. Şimdi de diyorum ki f bileşke, f üzeri eksi 1, x'i bulun. O zaman ne yapıyorum? F, f üzeri eksi 1, x yapıyorum. Bu ne demek? F fonksiyonunda tersini yerine yaz demek. O da 3 çarpı x eksi 5 bölü 3 artı 5 oldu. Bu üçler sadeleşti. X eksi 5 artı 5 oldu. 5'ler de birbirini götürdü ve sonuç x oldu. Demek ki ben ne yapıyorum? F bileşki f üzeri eksi 1 olduğunda birime ulaşmış oluyorum. Bunu gördüğünüz zaman hemen ne yazıyorsunuz? Birim fonksiyon olduğunu belirtiyorsunuz. Bu da sorulabilecek gibi sorular. Yani illa fonksiyonu başka bir fonksiyonla bileşkesi alınmıyor. Kendisiyle de ve kendisinin tersiyle de bileşke fonksiyonu elde edilebilir. Son olarak artan ve azalan fonksiyon var. Ondan önce grafik çizimi var, affedersiniz. Onu şöyle boş bir şeye yazalım, slayta. Peki şimdi fonksiyonu yazdık, tanımladık. Peki fonksiyonun grafiğini nasıl çiziyorum? Bu kitabımızda fonksiyonun fotoğrafını çekmek olarak gösterilmişti. O halde ben bununla ilgili ne yapabilirim? Önce ilk yapmam gereken şey ne? Koordinat sistemini tanımlamak. Koordinat sistemi nasıl tanımlanıyor? Hemen x ve y eksenlerini yazıyorsunuz ve onun üzerinde
bir nokta işaretliyorsunuz. Burası A, burası B ise P noktası benim A virgül B noktama işaret ediyor. Peki bu nasıl tanımlanıyor? A alt küme R, F, A'dan R'ye fonksiyonu için fonksiyonun grafiğini ben x virgül fx öyle ki x eleman a olarak tanımlıyorum. Bu ne oluyor? Fonksiyonun grafiğinin tanımı. Peki hemen şimdiye kadar tanımladığımız fonksiyonların nasıl çizildiğine bakalım. İlki sabit fonksiyon olsun. O da şöyle f reel sayılardan reel sayılara fx eşittir 3. Nasıl çizilecek? Ben bunu değerler verebilirim. Eğer x'e eksi 1 verirseniz ne olur? 3 olur. Değil mi? Burası eksi 1 virgül 3. X'e aynı şekilde artı 1 verirseniz 1 virgül 3 olur. 0 verirseniz 0 virgül 3 olur. Ve bu belirlediğim noktaları birleştirirsem de fx eşittir 3'ü elde etmiş olurum. Bize sabit fonksiyonun grafiğinin nasıl çizildiğini görmüş oluruz. Şurada hangi nokta var? 3 virgül 3 noktası, pardon 3 virgül 9 olur. Eğer x yerine 3 yazarsam, pardon 3 de yazsam hep 3. 3 virgül 3 oluyor. Şimdi sabiti çizdik. Peki biraz önce bulduğumuz gibi eğer f reel sayılardan reel sayılara fx eşittir x ise bunu nasıl çizeceğim? Hemen şurayı silelim. O da böyle. Eğer x'e ben 0 verirsem ne olur? X eşittir 0 ise fx de 0 olur. Şöyle birkaç tanesini güzelce yazayım. Fx de 0 olur. Eğer x'e 1 dersem fx 1 olur. X'e eksi 1 dersem fx de eksi 1 olur. Demek ki bu noktaları birleştirdiğimde şu şekilde oluyor. Tabii şimdi iPad'de çizmek, tahtada çizmek gibi değil ne yazık ki. Çok kalem benim dokunduğum yerin birazcık daha dışında bir noktayı çizdiği için tek tek noktaları birleştiremeyeceğim ama şu şekilde çizebiliriz. Buradaki noktaları gösterebiliriz. 1,1, burada 2,2, burada eksi 1, eksi 1 gibi. Bu benim y eşittir fx eşittir x'in grafiği haline gelmiş olabilir. Üçüncü olarak ne yapabiliriz? Acaba fx eşittir eksi x olursa neye eşit olur? O zaman da ne yapmış oluyorum? Fonksiyonu şu şekilde çizmiş oluyorum. Bu fx eşittir eksi x'e eşit olmuş oluyor. Neden? Çünkü eğer ben x eşittir 1 ise fx'i bulayım dediğimde ne olacak? Eksi 1. Demek ki benim elde ettiğim nokta ne? 1 virgül eksi 1 noktası. O halde x'i 1 aldığımda y eksi 1 oluyor. Değil mi? 0 virgül 0 da 0. Eksi 1 olduğunda ise 1. Yani eksi 1 virgül 1. Her zaman negatiflesin. Bunu nasıl ne yapıyorum? Önce noktaları belirliyorum. Koordinat düzleminde çiziyorum. Ve sonra o noktaları birleştiriyorum. Peki kuadratik bir fonksiyon verildiğinde nasıl çiziyorum? Şimdi fonksiyonlar konusunda tabii onun nasıl çizildiği anlatılmıyor ama daha sonraki bölümlerde göreceğiz bir parabolün nasıl çizildiğini. Eğer size fx eşittir x kare verirsem x eşittir 0 için eksi 1'den başlayayım hadi. X eşittir eksi 1 olduğunda fx eşittir 1 oluyor. Demek ki elde ettiğim nokta eksi 1 virgül 1. X 0 olduğunda ise f 0 0 oluyor. 0 virgül 0. X eşittir 2 olduğunda da f 2 eşittir 4 oluyor. 2 virgül 4. Tüm bu noktaları birleştirdiğimde benim elde ettiğim grafik bu şekilde oluyor. Yani bu da f x eşittir x karenin grafiği oluyor. Yani x'e değer ver, f x'i bul.
ve bulduklarından nokta elde et oluyor. Burası x, burası fx'i gösteriyor. Sonra o noktaları koordinat düzleminde işaretliyorum ve birleştiriyorum. Böylece fx eşittir x karenin de grafiğini çizmiş oluyorum. Son olarak artan ve azalan fonksiyonlar var. Onu da tanımlayalım. Evet, bir fonksiyonun artan ve azalan olduğunu nasıl anlıyoruz? Onun için reel sayıların bir A alt kümesini alıyorum ve o A alt kümesinden reel sayılara bir f fonksiyonu tanımlıyorum. Eğer x küçük y için fx küçük fy oluyorsa f fonksiyonuna artan fonksiyon demiş oluyorum. Yani şöyle alırsam bu fonksiyon her zaman burası 1 iken atıyorum 1, 2 iken 4, 4 iken 16 oluyor. O zaman ne yapıyorum? X ile Y'ye bakıyorum. Şuradaki gibi. 1 küçük 2 ve F 1 küçük F 2 oluyor. Neden? Çünkü F 1, 1, F 2 de 4'e eşit. Aynı şekilde 2 küçüktür 4, şuradaki 2 ile 4. Sonra bakıyorum acaba F2 ile F4 arasında da küçük mü? O zaman ne yapmam gerekiyor? F2 kaça gidiyor? 4'e gidiyor. F4 de kaça gidiyor? 16'ya gidiyor. Demek ki 2 küçük 4 iken 4 küçük 16. O halde bu çizdiğim F şu aralıkta bir artan fonksiyon olarak görebiliriz. Bunun tam tersi olurken, olursa yani x y'den küçükken fx y'den büyük oluyorsa da f'e azalan fonksiyon demiş oluyorum. Bu şekilde. Yani x büyüdükçe y'ler küçülüyor olmalı ki azalan fonksiyon olsun. Şimdi benim bu dersle ilgili anlatacağım kısım sona erdi. Ve dersin bitmesine de sanırım 1-2 dakika var. 3 dakika var. Bu arada hangi konudan örnek yapmamı isterseniz ondan örnek çözebilirim. Bana yazın chatten, ekstra örnekler de hazırlamıştım. Şununla ilgili bir örnek yazar mısınız derseniz hemen onu halledebiliriz. Hangi konuyla ilgili örnek yazalım? Ha, koordinat sistemini tekrar anlatır mısınız? Olur, hemen bir tane çizelim. Onun için kitabımızda bir örnek vardı. İki tane fonksiyonun birleşimi olan. Ama önce bir basit bir örnekle anlamadığınız için daha basit bir örnek yazmak istiyorum. Mesela ilk başta biz ne yazdık? İlk ekmek ve ödeyeceğimiz fiyat arasında bir fonksiyon kurmuştuk. Onda dedik ki fx eşittir 2x'ti. Çünkü ekmek 2 lira olduğu için bir ekmek alırsam ne yapıyorum? 2 lira ödüyorum. 2 ekmek alırsam 4 lira ödüyorum gibi bir fonksiyon kurmuştuk. Şimdi kalkıp bunu çizelim. Ne yapmam gerekiyor ilk olarak? X'e eksi 2'den başlayayım. Eksi 2 veriyorum. X eksi 2 ise fx kaç olur? Fx 2 çarpı eksi 2 olur ve eksi 4'tür. O halde ben buradan bir nokta elde ettim. X eksi 2 iken fx eksi 4. Yani buraya x'i yazdım. Buraya da fx'de kaç bulduğumu yazdım. Değil mi? Şimdi ne yapacağım? X'e eksi 1 vereyim. O zaman fx kaç olacak? 2 çarpı eksi 1 eksi 2 olacak. Yine bir nokta elde ettim. Eksi 1 virgül eksi 2 noktası. Sonra x 0 olsun. O zaman f 0 2 çarpı 0'dan 0 olacak. Demek ki 0 virgül 0'dan da geçiyor orijinden. Eğer x'e 1 verirsem f 1 2 olacak. Ve x'e 2 verirsem de f2 2 çarpı 2'den 4 olacak. Şimdi bu noktaları ben koordinat düzleminde işaretleyeceğim. Şuraya küçükçe işaretlemeye çalışayım. İlk bulduğum nokta neresi? Eksi 2 virgül eksi 4. O zaman burası eksi 2,
ve burası eksi 4 ise bu iki noktayı birleştiriyorum ve eksi 2,4'ü elde ediyorum. Pardon, eksi 4'ü. Sonra hangi noktayı buldum? Eksi 1,-2. Burası eksi 1, burası da eksi 2 olsun ve bunları birleştiriyorum. Burası da benim diğer noktam. Sonra 0,0 var. Daha sonra buradan ne elde etmiştim? 1,2 elde etmiştim. Eğer x 1 ise y 2 ve aynı şekilde x 2 ise y 4. Yani ben noktaları birleştirdiğimde burada da diğer noktalar var. Bu y eşittir 2x fonksiyonunun grafiği olmuş oluyor. Yani noktaları elde edip birleştiriyorsunuz. Anlaşılır olup olmadığını bilmiyorum. Umarım anlaşılmıştır. Başka istediğiniz herhangi bir örnek var mı? Aslında aynı anlattım. Ama hızlı konuşmuş olabilirim. Aslında birebir aynı anlattım ama iki kez dinlediğinizde, tekrar edildiğinde öğreniliyor. Yani bir şeyi öğrenmek için tekrar etmek gerekiyor. Bir kez anlattığımda sadece anlatmış oluyorum. İki kez anlattığımda tekrar etmek oluyor ve tekrar ettikçe iyi öğreniyorsunuz. Hah, süper. Başka sormak istediğiniz yoksa dersi bitireceğim. Eğer sormak istediğiniz varsa ekstra örnek çözebilirim. Tabii bundan sonra ders yoksa yönetim ne diyor onu da bilmiyorum tabii. Ben hepinize teşekkür ederim derse katıldığınız, dinlediğiniz için. O zaman bitiriyorum dersi. Sınava son haftasına doğru... Son 30 dakikada sınava hazırlık sorusu çözebilirim. Anlamadıklarınızı şurayı tekrar eder misiniz diye bana sorabilirsiniz. Ters fonksiyonu yapmayı beceremiyorum hocam ya da bileşke fonksiyonu bulamıyorum. Bir tekrar ediniz derseniz onu da ileriki derslerde yapabilirim. O zaman... dersi bitiriyorum. Hepinize derse katıldığınız için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.